Merhabalar sevgili izleyiciler. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında heyecan devam ediyor. Milli sporcumuz Eda Tursuz yaptığı atışta 62.31 metreyle adını finale yazdırdı. Eda Tursuz bu skor ile kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3 üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarının 11. gününde milli atlet Necati Er, 3 adım atlamada finale çıktı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. yaz olimpiyat oyunlarında atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B grubunda yarıştı. Necati, 3. atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi ikinci mesafesine atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi. A milli kadın voleybol takımı, B grubunda oynadığı müsabakalardan 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final karşılaşmasında Güney Kore ile oynayacak olan filenin sultanları, bu maçı da kazanarak yarı finale çıkmak istiyor. Dünya sıralamasında dördüncü konumda bulunan Ay Yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise, A grubunu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore ile Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye 3-1 kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli de 6. oldu. Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, Dünya 1 numarası Norveçli Karsten Yarbom 45.94 lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu 46.70 kırarak kazandı.